Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kabak tatlısı. 1 kilo 250 gram önümde tam bir kabak var. Tabii ki bunun kabuklarını, çöpünü çıkardığım zaman da tartacağım. Sizlere tam ne kadar geldiğini kabağın söyleyeceğim. Öncelikle içinin çöplerini alayım. Bir kaşıkla şöyle temizleyebilirsiniz. İçini temizledikten sonra bıçakla önce ortadan kesiyorum. Şöyle yapayım. Ortadan keserseniz daha rahat dilimlersiniz. Hep böyle arkadan kesmeye çalışın, daha rahat oluyor. Böyle dilimleri ayıracağım. Büyüklüğüne göre dilimleri ayırıyorum. Çok aşırı küçük yapmayacağım. Elinizden geldiğince büyüklüğünü eşit yapmaya çalışın. Pişerken bir kısmı kalın olursa daha geç pişer. İnceleri biraz daha önce pişecektir. Tenceremi alayım. Temizlediklerimi içine atacağım. Yıkayacağım. Şöyle kabuklarını soyuyorum. Böyle küçük küçük kabuklarını daha rahat soyarsınız. Çok aşırı ince kalın almıyorum. Çok ince de değil. Ortasındaki iplikleri de alacağım. Kabağı yıkadım, süzdürdüm hafiften böyle, ama çok süzdürmedim, hafiften ıslak bıraktım çünkü su ilavesi yapmayacağız. Tarttım, tam 950 gram geldi kabak, yani 250-300 grama yakını çöpe gitmiş oldu. 1,5 su bardağı toz şekeri şöyle dağıtarak döküyorum. 1,5 koyacağım ben. Sizler 1 ile 2 arası koyabilirsiniz. 1,5 aslında 1 kilo yakın kabağa tam geliyor. Çok aşırı şekerli de olmuyor. Çok şekersiz de olmuyor. Şimdi şekeri döktükten sonra, eğer aceleniz varsa, bu şekilde suyunu döküp üzerine yarım çay bardağı su ilavesi yapıp altını kısa alıp pişirebilirsiniz yavaş yavaş. 1 saat kadar dinlendireceğim. O yüzden kapağını kapatıyorum. Böyle üzerindeki şekerler erimeye başlayınca ocağın altını yakacağım. Ortalama 1-2 saatte üzerindeki şekerler eriyor. Zamanınız varsa akşamdan bu şekilde hazırlayın. Sabah da pişirebilirsiniz. Ben sadece 1-2 saat, yani üzerindeki şekerler eriyene kadar bekleyeceğim. Bir süredir hiç dokunmuyordum. Sadece şöyle bir baktım sulanmış mı diye, sizlere de göstereyim. Gördüğünüz gibi şekerin çoğu erimiş. Sadece şurada birkaç yerde kalmış. 2 saattir bekliyordu. Yeterli. Dibinde de su birikmiş. Hiçbir şekilde su falan katmadım. Kapağını kapatıyorum. Altını da yakıyorum. Kısa alacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Ara ara açıp çatalla şöyle bir batıracağım. Piştikten sonra altını kapatıp bir 20-25 dakika dinlendireceğim. Kabağın altını kapattım. Artık pişti. Çok fazlasıyla dağılmaması için hafif böyle iri gibi dururken hemen kapatın. Çünkü dinlenirken de sıcağıyla pişecek. Bir saat kadar içerisinde dinlendirdikten sonra servis tabağına alacağım. Kabakları iyice soğuttum. Şimdi servis tabağını boşaltacağım. İlk önce şöyle içindeki suyu göstereyim. Gördüğünüz gibi çok fazla değil. Ama susuz da değil. Suyunu çok güzel salıyor. Ama altını sakın yüksek ayar açmayın. Direkt dibini yakarsınız.
Şöyle servis tabağını alacağım. Üzerine şöyle birazcık tahin dökeceğim. Çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şekerini tamamen 1 ile 1,5 arasında koyabilirsiniz. Eğer tatlı seviyorsanız 1,5 gayet iyi. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Tam kıvamında. Bu kabağa göre değişecektir. Her kabak aynı oranda pişmeyebilir. Yumuşacık pişmiş. Tam kıvamında. Tadına da baktım. Şerbeti falan tatlı sevenler için gayet güzel. Pişme aşamasında hemen unutmadan söyleyeyim. Toplamda 20 dakikada pişti. Bu kabağa göre değişecektir. Sizler de sık sık kontrol ederek pişirin ve yüksek ayara açmayın lütfen. Umarım bu güzel lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.